Tepe Mezarlığı da olarak adlandırılan Thyatira Antik Kenti, Akhisar ilçesinin ilk kurulduğu yer. Kentin tarihi M.Ö. 3000 yılına kadar uzanıyor. Antik çağda bir dokumacılık merkezi olduğu anlaşılan kent, bölgedeki yolların kesiştiği bir noktada olması bakımından askeri ve ticari açıdan da önemliydi. Hristiyanlığın ilk çağlarına ait 7 kiliseden Thyatira Kilisesi de burada bulunuyor. Bu nedenle burası erken Hristiyanlık döneminin önemli bir yerleşimiydi. Antik kentte Tepe Mezarlığı adıyla anılan yerde yapılan kazılarda çıkarılan kalıntılar ziyarete açık. Thyatira, bölgedeki başlıca merkezlere ulaşımı sağlayan yolların kesiştiği bir noktada bulunması nedeniyle askeri ve ticari açıdan da önemli bir kavşak noktasıydı. Halk arasında Tepe Mezarlığı adıyla anılan semtte yapılan kazılarda Roma dönemine ait sütunlu bir caddeyle çeşitli mimari parçalar ve sikkeler bulundu. Çorum'un Osmancık ilçesi, Marmara bölgesini Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu'ya bağlayan yolun üzerinde bulunuyor. 1075 yılında Türk egemenliğine giren ilçe, Çorum'un tarihi geçmişi en eski ilçelerinden biri. Önemli yolların üzerinde olması ve tarihsel gelişimi, Osmancık'ın her dönem önemli bir kent konumunda olmasını sağlamış. İlçe bu nedenle Çorum'un en bilinen ilçelerinden biri. İlçedeki çeltik tarlalarında yetiştirilen pirinçler, ülkemizin en kaliteli pirinçlerinden biri olarak kabul ediliyor. Osmanlı döneminde tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Osmancık'ta birçok tabiat güzelliği ve tarihi miras bulunuyor. Ülkemizin en uzun akarsuyu olan Kızılırmak'ın geçtiği yerlerden biri de Osmancık. İlçe merkezinden geçen Kızılırmak, Osmancık'ın önemli tabiat değerlerinden ve ilçenin şeklini veren unsurlardan. İlçeyi iki yakaya ayıran Kızılırmak, tarım arazilerinin sulanmasında da önemli bir kaynak. Obruk Barajı'ndan sonra Dodurga ilçesini geçerek Osmancık sınırlarına giren Kızılırmak, geçtiği tüm yerlerde olduğu gibi burada da yaşamın önemli unsurlarından. Kızılırmak, coğrafi güzelliği ve tarımsal öneminin yanı sıra çevresindeki sosyal yaşam alanlarıyla da ilçenin zaman geçirilen önemli yerlerinden biri. Osmancık'ta durmaksızın akan Kızılırmak Nehri'ne önemli bir tarihi değer eşlik ediyor. İlçenin en önemli tarihi yapılarının başında gelen Koyunbaba Köprüsü, Kızılırmak üzerinde yer alıyor. Köprü, geçmişte Çorum il merkezi ile Osmancık arasında bağlantı vazifesi görüyordu. İkinci Beyazıt zamanında yapılan köprü,
Bu nedenle 2. Beyazıt Köprüsü olarak da anılıyor. Yapımına 1484 yılında başlanan köprü 1489 yılında tamamlandı. Uzunluğu 250 metre, genişliği 7,5 metre olan Koyunbaba Köprüsü dikdörtgen kesitli sarı kesme taşlardan yapıldı. Koyunbaba Köprüsü sivri kemerli ve 19 gözlü. Köprünün bazı kısımlarının zamanla ırmak birikintileriyle dolması nedeniyle 15 gözü görülebiliyor. İlçenin bir diğer tarihi mirası Osmancık Kalesi. Yapı ilçe merkezinde Kızılırmak'ın kuzey kenarındaki kayalığın üzerine inşa edilmiş. Kandıber Kalesi olarak da anılan kale 275 metre yüksekliğinde. Selçuklu dönemine ait olduğu tahmin edilen kalenin ana kapısı dışında bir girişi daha bulunuyor. Osmancık Kalesi, İstanbul'dan Amasya'ya uzanan ticaret yolu üzerine karakol amacıyla yapılmış. Kare planlı olarak yapılan kalenin içindeki kayalara oyularak yapılmış hamam kalıntıları bulunuyor. Kalenin güneyinde ise Roma dönemine ait kaya mezarları bulunuyor. Osmancık Kalesi'nin alt kısmında Kızılırmak Nehri'ne yakın mesafede bulunan Beyler Çelebi Camii, ilçenin en bilinen ve en büyük camisi. Yapı, Anadolu Selçuklu döneminde Osmancık'ta Beyleroğlu Beyliğini kuran Şerafettin Osman Çelebi tarafından 1326-1330 yılları arasında yaptırıldı. Osman Çelebi, caminin yaşatılması için geniş araziler vakfederek Beyler Çelebi Vakfı'nı kurdu. Selçuklu ve Osmanlı döneminde ilçenin merkezi camisi olarak hizmet veren Beyler Çelebi Camii, 1896 yılında 2. Abdülhamit tarafından aslına uygun olarak restore ettirildi. 1943 yılında yaşanan Tosya Osmancık depreminde yıkılan cami, restore edilemeyince yerine ahşap bir cami inşa edildi. İsmi dışında tarihi özelliğini kaybeden cami, 1976 yılında yıkılarak bugünkü cami inşa edildi. Osmancık'ta birçok mesire ve sosyal yaşam alanı bulunuyor. ...11 bin metrekare alan üzerine kurulu Gemici Tabiat Parkı halkın uğrak noktalarından biri. Tabiat Parkı içerisinde aile piknik alanları, oturma ve dinlenme yerleri, kuğu ve ördeklerin bulunduğu yapay göletler, tavşan evleri gibi hayvan barınakları, kafeterya ve restoran, spor alanları ve çocuk oyun alanları yer alıyor. İlçenin bir diğer mesire alanı ise Adatepe.
Osmancık ilçe merkezini ve Kızılırmak'ı yüksekte en güzel gören noktada yer alan Adatepe Mesire Alanı, Kır Kafeteryası, piknik alanları, spor alanı ve oyun parklarına sahip. Tokat'ın Akbelen kasabası bulunduğu bölgenin iki önemli tabiat değerini barındırıyor. Yaklaşık 1700 metre yükseklikte bulunan Akbelen Yaylası, şehir merkezine en yakın yaylalardan biri. Akbelen Yaylası, bölgenin en ünlü yaylalarından olan Topçam Yaylası'yla sınır komşusu. Yayla, bitki örtüsü, sık ormanları, akarsularıyla geniş ve düz bir alana yerleşik. Balıkçılık ve avcılık yapılabilen, ayrıca çim kayağına elverişli yaylada özellikle yaz dönemi yoğun nüfus bulunuyor. Yayla bölgesinde yaklaşık 70 ev bulunuyor. Yakın zamanda turizm bölgesi ilan edilen Akbelen Yaylası, Tokat-Niksar yolu üzerinde bulunuyor. Kasabanın kendisiyle aynı isme sahip bir diğer tabiat güzelliği ise Akbelen Şelalesi. Kayalık dar bir vadi içerisindeki derenin 5 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan şelale, çevresindeki ağaç ve bitki örtüsüyle güzel bir görüntü oluşturuyor. Manisa'daki Muradiye Camii, 3. Murat adına 1583-1592 yılları arasında yaptırıldı. Külliye özelliğinde olan bu yapı, cami, medrese, imarethane ve dükkanlardan oluşuyor. Projesi Mimar Sinan'a ait olan külliyenin inşası Mimar Mahmud Ağa tarafından başlatılmış ve ölümü üzerine Mimar Mehmet Ağa tarafından tamamlanmış. Külliyenin en gösterişli bölümünü oluşturan kesme taştan yapılmış ters T planlı cami, klasik Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri. Cami ortada büyük bir merkezi kubbe, yanlarda ve güneydeki mihrap çıkıntısındansa tonozlu çatı sistemiyle örülmüş. Kuzey cephesinin köşelerinde tek şerefeli bir çift minaresi mevcut. Külliye içerisindeki medrese, klasik Osmanlı medrese plan ve şekline bağlı kalınarak yapılmış. Muradiye Camii'nin medrese ve imarethane bölümleri günümüzde müze olarak kullanılıyor. Medrese ile cami arasındaki avluda yer alan kütüphane 1812 yılında Kara Osmanoğullarından Hüseyin Ağa tarafından yaptırılmış. Bu yapı günümüzde Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi olarak kullanılıyor. Muğla'nın Köyceğiz ilçesi son yıllarda popülerliğini artıran yerlerden biri. İç kısımlarda Denizli ile sınır komşusu olan Köyceğiz'in kıyıdaysa Marmaris, Ula, Dalaman ve Ortaca'yla sınırları bulunuyor. İlçenin sahillerinin büyük kısmı Ege Denizi kıyısında. Ortaca ilçesiyle sınır oluşturan Köyceğiz'in Dalyan Boğazı kısmındaysa Akdeniz'e kıyısı mevcut. İlçe merkezi Köyceğiz Gölü kıyısında yer alıyor. Köyceğiz Gölü tektonik bir çukurluğun sularla dolması ve Dalaman Çayı'nın getirdiği alüvyonların körfezin önünü tıkaması sonucu oluşmuş alüvyal set gölü. Göl, Köyceğiz'e güzellik katmasının yanı sıra iklim, tarım, canlı çeşitliliği ve turizm gibi birçok konuda ilçeyi etkileyen en önemli coğrafi oluşum. Müzik
yüzyıllar içinde set oluşumu nedeniyle Akdeniz'de direkt bağlantısı kesilen Köyceğiz Gölü, Dalyan Boğazı yoluyla kısmi olarak Akdeniz'de su akışı içinde. Göl kenarında yer alan Köyceğiz ilçe merkezi, Muğla'nın diğer ilçelerine göre daha küçük bir yüzölçümü ve nüfusa sahip. Köyceğiz, kırsal ve merkezde yaklaşık 35 bin nüfusa sahip. Köyceğiz'in geçmişi M.Ö. 3400'lere kadar uzanıyor. Bölgeye ilk yerleşen uygarlık Karyalılar olmuş. İlçe sonrasında İskitler, Asurlular, İyonyalılar, Dorlar, Akalar, Perslar, Hellenler, Seleykoslar, Romalılar, Selçuklular, Menteşoğulları ve Osmanlı uygarlıklarına şahitlik etmiş. İlçe merkezi mimari ve doğal görünüm bakımından Ege kıyı kenti özelliğinde. Göl kıyısı ilçenin en hareketli bölgesi. Bu bölgede turistik mekanlar, sosyal yaşam alanları ve yürüyüş yolları yer alıyor. Göl kıyısından kalkan teknelerle Köyceğiz Gölü ve Dalyan turu yapmak da mümkün. Bitlis'in Ahlat ilçesi, Türklerin Anadolu'ya gelişi ve yurt edinişi dönemlerine şahitlik etmiş simge bir kent. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı ovaya yakın bir konumda olan Ahlat, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin de doğduğu yer. Uzun bir süre kayı boyuna ev sahipliği yapan Ahlat, imparatorluğa giden süreçte kayıların ilk kök saldığı yer. Ahlat, söz konusu dönemlerde sahip olduğu İslam-Türk kültüründen dolayı Buhara ve Bel şehirleriyle birlikte Kubbetül İslam unvanını alan 3 şehirden biri oldu. Ahlat, geçmiş dönemlerde Bağdat, Halep, Şam, Kahire ve Musul kadar önemli bir şehirdi. Ahlat ilçe merkezi, Yukarı Murat Van bölümünde Süphan ve Nemrut dağları arasında bulunan plato üzerine kurulu. Van Gölü kıyısında yer alan ilçe, Selçuklu döneminde bölgenin merkezi şehirlerinden biriydi. İlçedeki tarihi yapıların birçoğu da Selçuklu döneminden kalma. 1200'lü yıllardan başlayan tarihi mirasa sahip olan ilçe, tarihi ve kültürel geçmişi, konumu ve doğal güzellikleriyle Doğu Anadolu'nun görülmesi gereken kentlerinden biri. Ahlat'ta kümbetler, tarihi kaleler, tarihi mezarlık, cami ve hamamlar gibi Türk tarihinde önemli olan tarihi yapılar bulunuyor. İlçedeki en ünlü ve dikkat çeken tarihi mirassa Selçuklu Mezarlığı. Dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı kabul edilen alanda üzerinde yazı, kabartma ve oymalar olan 8200 mezar taşı bulunuyor. Mezar taşlarının bazılarının yüksekliği 3,5 metreye kadar ulaşıyor. Dikdörtgen yapıda olan taşların üzerinde yazılarla birlikte ejderha başları,
geometrik şekiller ve palmetler gibi çeşitli süslemeler yapılmış. Mezarlıktaki taşlar genelde 12. ve 13. yüzyılda dikilmiş. Anadolu'ya gelen ilk Türkler tarafından kurulmuş olan mezarlık, Orta Asya Türk geleneğini yansıtıyor. Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Göktürk yazıtlarından sonra Türk dünyasının bu alanda en önemli eseri kabul ediliyor. Bazı yerler muhteşem güzelliğiyle, bazı yerler tarihi geçmişiyle, bazı yerler niceliğiyle özel bir yere sahiptir. Ülkemizdeki birçok yer kendine has ve farklı özellikleriyle tanınıyor ve ilgi çekiyor. Sinop'taki İncebur'unsa en nitelenmesine sahip olan bir yer. Çünkü burası Türkiye'nin en kuzeydeki noktası. Yani ilkokulda hepimizin hafızalarına kazınan Türkiye 36 ve 42 kuzey paralelleri arasındadır cümlesindeki 42. paralel tam da burası. İncebur'un Karadeniz'e uzanan Sinop Yarımadası'nın kuzeybatısında bulunuyor. Burası katılaşmış lav ve volkan tanecikleri yani aglomeralardan oluşuyor. Yaklaşık 100 milyon yıl öncesine ait olan bu oluşumlar birbirlerine gelişi güzel şekilde kaynayarak Karadeniz'in adıyla uyumlu, koyu renkli, şekilsiz parçalar haline gelmiş. Kayaçlar sertleştiği için de üzerinde yürünebiliyor. Bu anlamda İncebur'un konumsal özelliğinin yanı sıra volkanik bir alan. İncebur'un önü göz alabildiğine Karadeniz. Bu nedenle burası özellikle kış mevsiminde rüzgarlara açık. Çevredeki ağaçların eğikliğinin nedeni de denizden esen sert rüzgarlar. İncebur'undaki deniz feneri ise artık burayla özdeşleşmiş bir yapı. İncebur'un deniz feneri deniz seviyesinden 38 metre yukarıda. 12 metre yüksekliğe sahip fener 1863 yılında inşa edilmiş. 155 yıldır aralıksız olarak denizcilere hizmet veriyor. Deniz fenerindeki bekçilik görevi babadan oğula geçiyor. 1863 yılında Şaban Efendi ile başlayan deniz feneri bekçiliğini günümüzde 6. kuşak olan torunu sürdürüyor. İlk dönemlerde fener gaz yağı ile çalıştırılırmış. Daha sonra asetilen gazına çevrilmiş. Şimdi ise elektrik enerjisiyle çalışıyor. Fener teknolojinin ve elektriğin olmadığı dönemlerde çok önemli bir görev üstlenmiş. Öyle ki geçmiş dönemlerde fenerin bir saat yanmaması idam nedeni sayılırmış. İncebur'un ve deniz feneri denizciler tarafından Umut Burnu olarak anılıyor.
Gümüşhane'ye bağlı olan Kelkit, Gümüşhane Erzincan ve Gümüşhane Bayburt sınırında yer alıyor. Tarihi geçmişi oldukça eski dönemlere dayanan Kelkit, ekonomik gelişmişlik ve nüfus bakımından Gümüşhane'nin en büyük ilçesi. İlçe merkezinde yaklaşık 31 bin kişinin yaşadığı Kelkit, kırsal yerleşimlerle birlikte yaklaşık 51 bin nüfusa sahip. Yeşilırmak'ın en büyük kolu olan ve 320 kilometre uzunluğundaki Kelkit Çayı bu ilçeden doğuyor. İlçenin yerleşim alanı ve Kelkit Çayı buranın yeşil bir tabiata sahip olmasına vesile olmuş.